Merhaba arkadaşlar. Biz yıkım yapıyoruz. Bu video belki diğer videolarla değişik zamanlara gelebilir. Ben şu konu için bu videoyu yapma gereği duydum. Şimdi Beyazoğlu'nun aldığı 230 hidromek ile ilgili video yapmıştım. Bir kardeşimiz hidromeye övme ya yani airlezin makine diye yazmış da. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki benim nazarımda kötü makine yok şu anda. Burada bir öz eleştiri yapma gereği duyuyorum. Bu kardeşimizin sorusu vesilesiyle. Yani ben kardeşimize eleştirmek amaçlı değil. Kendimizi komple, kendimize. Acaba biz ne kadar iyiyiz? Biz ne kadar gereğe kadar çalışıyoruz? Ne kadar gereken hassasiyeti gösteriyoruz makineleri kullanırken? Ne kadar amacında kullanıyoruz? Ya şimdi bunu ben de yapıyorum. Çoğumuz yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce de bunun benzeri şeyler söyledim. İşte çalışıyoruz bir beton. Bizi de görüyorsunuz değişik videolarımda yıkım yaparken falan. Kırıcı takmıyoruz, kovayla giriyoruz. Gümbür gümbür vuruyoruz. Daha geçen burada da yaptık. Efendime söyleyeyim. Makineyi sert yere takıyoruz. Makinenin arkasını kaldırıyoruz. Makine kendini dartıyor. Bütün yük boma biniyor, paletlere yürüyüşlere biniyor. Bunlar bütün yani makineyi kasıyor, zorluyoruz. İşte bunları düşündüğümüz zaman acaba biz ne kadar gereğince kullanıyoruz? Ne kadar usturuplu kullanıyoruz makineleri? Bakımlarını nasıl yapıyoruz? Zamanında yapıyoruz mu? Gerektiği gibi yapıyoruz mu? Yani şimdi makineye mana bulurken biraz da bunları da düşünmek lazım. Kendimize de öz eleştiri yapmak lazım. Biz ne kadar doğru çalışıyoruz? İşimizi ne kadar doğru yapıyoruz? Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir şeyi beğenmemek için onun daha iyisini kendin yapman lazım. Ben bunu genel olarak söylüyorum. Yine diyorum bak bu arkadaşımız yanlış anlamasın. Şu anda ismi de aklımda değil. Şimdi yabana atılacak makineler değil arkadaşlar. Yani makine dediğin olay yabana atılacak olay değil. Ağustos'un sıcağında, Temmuz'un sıcağında çalışıyoruz. Dışarı 40 derece oluyor. Makine hidrolik yağının motorun sıcağıyla 50-60 derece oluyor belki. El değirmiyor. Yansaçlara el değirmiyor. Bırakın artık yağını, şununu, bununu. O standartlarda çalışıyor bu makineler. Yani benim demek istediğim tabii ki illahi kalite farkı olacak. Yani bu kaçınılmaz. Ama dediğim gibi şu mesela CAT'le yapıp da Volvo'yla yapıp da hidromekle yapamayacağın ne iş var veya bir MST ile işte Komatsu'yla, Hitachi ile, Daewoo'yla, Hyundai ile yani bunu CAT'le yapıyorum da onunla yapılmaz dediğin ne iş var? Belki birisi bir saatte yapar, birisi belki 1,5 saatte yapar. Olabilir. Bazı makinalarda şimdi marka vermeyeceğim. Şasiye, bomun sağlamlığına önem veriliyor. Bazı makinalarda sırf şeye, gösterişe önem veriliyor. Benim gözümde ne olursa olsun kardeşim gösteriş önemli değil. Bu hava atacağımız bir spor araba değil. Benim gözümde olması gereken aslında şu. Bakın önemsemeyiz bunu. Bize çalışırken konfor lazım, makinenin görünümü lazım. Şu en önemli şeylerden birisi şu arkadaşlar. Şu direklerin, kupanın direklerinin makine ters döndüğü zaman kupa ezilmeyecek şekilde dartması lazım. O şekilde şuralarda direkler olması lazım. Ki bu makine Allah göstermesin yan yattığında, ters döndüğünde operatörü için de ezmemesi için. Ama maalesef görüyoruz ki en ufak bir makine yan geldiği zaman bu kabin 8 büklüm oluyor üstüne bir şey düştüğü zaman. Öyle ki kendi ağırlığında bir malzeme düştüğü zaman şu kabinin eğilmemesi lazım. Yani bunu bilirim kardeşim. Bana gösteriş önemli değil. Şöyle düşünün, candan önemli hiçbir şey yok. Önce aslında bu şekilde düşünülmesi lazım. Ama şimdi makinede tip. Uzaktan görülüyor, duyuyorum bunu. Oo ne güzel yapmışlar ya, ne güzel görünüyor makine. Şey değil kardeşim, bu eğlence aracı değil ki. Zevkini aldığın, binmek için, hava atmak için aldığın bir araç değil, bir taksi değil. Bu
ticari amaçlı, kazanç amaçlı yapılan. Ama işte de ne diyoruz her zaman? Önce can, sonra makine, sonra iş. Yaptığınız iş. Bu sıralamaya uyarsak, benim gözümde sıralama böyle. Başka düşünen varsa bilmiyorum. Benim sıralamam bu arkadaşlar. Bunu da böyle düşünürsek, önce makinenin sağlamlığı önemli. Dediğim gibi yani bence önce makinenin şu 4 direğinin çok sağlam olması lazım. Makineyi Allah göstermesin yan yakmalarda, üstüne bir şey düşmelerde, ters dönmelerde, taklattığı zamanlarda operatöre zarar vermesin. Benim bakış açım bu şekilde. Bir de makinelerin kullanış şekillerine bakıyoruz arkadaşlar. Diyorum ya, ben de dahil olmak üzere. %80'i hadi 90'ı demeyelim de kardeşim, hep işimize nasıl gelirse, çıkarımıza nasıl gelirse o şekilde kullanıyoruz. Masraf az olsun, hep kar kalsın hesabında kullanıyoruz makinaları. Bu yönde bunu kimse inkar gelemez arkadaşlar. Çok nadirdir makineye öyle tam gereği gibi bakımını yapan. Mesela atıyorum, şöyle söyleyeyim ben basit. Kaç kişi biliyorsun makinenin hidrolik yağını değiştiren? Komple yağını salıp da sıfırlayan kaç kişi biliyorsunuz? Özellikle bu işi yapan arkadaşlar, içinde olan arkadaşlar. Yani yağ şöyle bir bakıyor, elle kontrol, gözle kontrol. Oo ya, daha yağ ışıl ışıl işte, pırıl pırıl. Ne olacak ki, bir şey olmaz. Çalışsın. Bunu yapan mühendis niye yaptı arkadaş? Niye böyle söyledi? Bu makinenin işte şu kadar saatte hidrolik yağı değişmesi lazım diye niye söyledi bunu adam? Söyleyen adam. Bunun bir amacı var değil mi? Onun gibi yani. Şimdi kullanmayı, amacı da kullanırsak arkadaşlar, yine diyorum. Bence kötü makine yok. Bence kötü kullanım var. Yani ben bunu ayırt ederek söylemiyorum arkadaşlar. Ya ben iyi kullanırım diyerek söylemiyorum yani. Hepimiz için geçerli. Diyorum ya, biz de yapıyoruz çoğu zaman. Kırıcı takmıyoruz işte, boğayla giriyoruz yıkımlara falan filan. Veya sert bir yer çıkıyor. Şu yanına dokun bakalım, bu tarafına dokun bakalım. Söker, kurtar, oynadı, kıpırdadı. Şuradan tut, koparacak falan filan derken makinemize eziyet ediyoruz. Yapmıyoruz mu? Düşünün şöyle yaptığınız çalışmalarda. Yapıyorsunuz mu, yapmıyorsunuz mu arkadaşlar? Yani öz eleştiri yapalım. Biz nasılız acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalıştığım yıllarda bazı makinelerin servisleri geldiler. Çalıştığım makineyi incelediler, resim çektiler, sağına soluna baktılar. Yani o makineden ilham aldılar. O kullandığım makineden, kullandığım da önemli değil, gelen de önemli değil. Onları söylemeyin, boş verin. Konumuz o değil. Yani olan makineden sonradan üretmeye başlayan ilham aldı. Şimdi piyasada bir sürü makine var. Atıyorum diyorsak, CAT çok kaliteli. CAT'in kullandığı malzemeyi A makinesi de B makinesi de kullanmayı bilir. Ha ya, bu çok kaliteli arkadaş. Bunu çok tutuyorlar, çok övüyorlar. Ben de aynı malzemeyi kullanayım. Demeyi o adam da bilir. Niye kullanmıyor acaba? İşte bütün bunlar seçenekler var arkadaşlar. Şimdi bir parça almaya gidiyorum. En ufak bir parça. Adam diyor orijinali var şu kadar para. Yan sanayi var bu kadar para. Orijinal olmayan parçası.
Ama orijinali diyor şu kadar gider işte, yani sana ya garanti veremem. Bunun gibi yani şimdi Hidromet bugün, bakın bunları Hidromet demek için söylemiyorum, konu olduğu için söylüyorum. Satarken bir Fiat gibi bana fiyat çekse, Volvo gibi falan fiyat çekse kimse yaklaşmaz. Kendini kanıtlayana kadar yanaşma. Herkes der ki ya git CAT'e veririm bu parayı veya Volvo'ya veririm der. En azından o makine markası kendini kanıtlayana kadar mesela kimse vermez o paraları. Yani bu iş makinesinde değil, arabalarda da öyledir ya. Bir takside, kamyonda. Şimdi markaları söyleyip de başıma iş açmayın. Hepiniz biliyorsunuz. Dünya değişik marka taksi var, kamyon var. Hepsinin de fiyatları farklı farklı. Niye? Aralarında illaki kalite farkı var. Adam bir sürü özellik koymuş. Araba var. Kapısına dokunuyor. Teneke yani belli. Tan 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 böyle şey. Araba var. Kapısına şey yapıyorsun, çelik kapı gibi. Arabaya bindiğin zaman sana bir güven veriyor yani. Ağırlığı var arabanın belli. Ama ona göre de fiyatı var. Ama sonuç nedir? En kral arabanın götürdüğü, en pahalı arabanın götürdüğü yere en ucuz araba götürmüyor mu seni? O da götürüyor. Arada ne fark var? Yol bilgisayarıymış, park sensörüymüş, park sensörüymüş falanmış filanmış. Bunlar olmayınca araba gitmiyor mu? Bir şey, yol takip, işte şerit takip, bir sürü vesaire yani özellikleri var. O yüzden fiyat farkı var araçların arasında. Kalite farkı var. Ama bu zevk için konulan bir şey. Araçlarda, taksilerde. Ama iş makinesine geldiğimiz zaman amaç belli. Ya şey var da uzatmanın anlamı yok. Yani benim düşüncem böyle. Bilmiyorum. Farklı düşünenler olabilir. Düzgünce kullanırsak, yine dediğim gibi bakımlarını zamanında yaparsak bence bütün makineler iyi. Kötü değil yani ama tabii illa ki arada bir kalite farkı var. Onu kimse inkar gelemez. Bu da inkar gelmez bir gerçek. Ama işte dediğim gibi şimdi yeni makineye sıfır makineye kötü demek bence doğru değil. Ondan da bize bağlı. Gereği gibi davranırsak ondan da gayet verimli iş alırız yani. Beğenmediğimiz kalitedeki makineye bile gereği gibi davranırsak ondan da bayağı bir verim alınır. Makinenin ömrünü artıracak olan %90 kullanandır arkadaşlar. Mal sahibidir. Makineye bakım yaparsa, acımazsa bir de masrafa. Ben şimdi bir makinenin ikinci eline gittik. İkinci el makine grubuna gittik. Bir işimiz vardı. İnanın kiralık veriyorlar makinaları, sıfır makinaları.
1-2 yaşında makineler var, görsen 10 sene olmuş dersiniz. Yani bu makine 10 yaşında dersiniz. Yani uğraşmak lazım ya. Yani açık açık size söyleyeyim. Yani o makineyi o haleye getirmeye uğraşmak lazım. Yani normal çalışırken olmaz. Artık nasıl bir insan bindi, nasıl bir işte operatöründen vatandaş bindi, aklım almıyor. Makineler haşat olmuş arkadaşlar, haşat. Değişen bir şey yok. O makine orada hidromekte olsa, efendime söyleyeyim, kepte olsa, olmada olsa, başka ne marka olursa olsun. Üstünde kullanan kişi gerektiği gibi kullanmıyorsa makine ne yapsın? En kaliteli makineyi de versen aynı, en kaliteli makineyi de versen aynı. Ha, dediğim gibi sonuç olarak kalite farkı var, yok değil. Ama yabana dağıtılacak şey değil. Yani o kadar da kötü değil. Neyse, fazla başınızı ağrıttım arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.